Doldur bardak dolsun. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine teknisyen arkadaşlarımızdan en çok duyduğumuz sorunlardan bir tanesi, bataryamız var, tamir olur mu yoksa yeniden bir batarya almaya gerek var mı diye çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Biz de hemen Barış Bey'e soralım dedik. Barış Bey, cevabı sizden detaylı bir şekilde almak isteriz. Şimdi tabii sen de biliyorsun, artık cephedesin. Savaştayım ben. Binlerce telefona bakıyorsun her gün. Şimdi dostlar, zaten mesela şöyle başlayayım. En baştan başlayayım hikayeye. Bir scooter alırken kullanıcı aşağıda sen de denk gelmişsindir. İşte ben bunu alsam pili hemen biter mi? Pili ölür mü? Ne kadar gidiyor? Doğru mu? Evet. Çok soruluyor. Bize diyoruz ki efendim ben bu scooter'ı aldım. Pili çok çabuk bitti. İşte mahvoldum. Şu oldu, bu oldu. Bir sene kullanamadım. Diğer hiç olmadı. Dolayısıyla scooter'lar kolay kolay arıza yapan bir ürün değil. Scooter bataryası kolay kolay arıza yapan bir ürün hiç değil. Doğru mu? Evet. Genellikle hep sıvı teması ve yoğun darbeden gelen bir durum size oluyor bataryalarda. Sıvı teması göstermek istiyorum. Evet. Baksana, örnek olarak. Şöyle. Bakın. Pas içinde. Pasları görebiliyorsunuz. Muhteşem bir örnek. Arkadaşlar lütfen yıkamayın. Sürekli bizi arıyorlar. Biz scooter'ımızı yıkadık. Bundan dolayı da parçalarımızda problem var ve scooter'ımız çalışmıyor. Buraya getirdiklerinde içini bir açıyoruz. İnanın bana, görmek istemezsiniz scooter'ın halini. Hatta diyor ki neyle yıkayayım? Arap sabunu. Çamaşır suyuna basabilirsiniz. Bence yıkamak yerine yüzeysel bir silme daha iyi olacaktır. Çünkü yıkadığınızda bu, biliyorsunuz, scooter'ın altta kalan kısmı, bataryası. Biz bunun üzerine bir gövde var, ona basarak hareket ediyoruz. Yıkadığınızda bu piller mutlaka su alıyor ve arıza yapıyor. Şimdi sorumuzun cevabına gelelim. Komple scooter bataryası değişimi yerine tabii ki scooter'ınızı ya da bataryanızı bize getirirseniz biz bunda sadece arızalı olanları tespit edip, diyelim ki bu iki tanesi arızalı, doğru mu? Diğer 38 tanesi sağlam. 40 tane bataryayı ölçüyoruz. Bunu çöpe atıp yeni pil satın almak yerine pilinizi tamir ettirmenizi tavsiye ediyoruz dostlar. Evet, öncelikle mesela bu hafta kaçtan geçiyor? 2 sene yaptın galiba, değil mi? Bu hafta bayağı yaptık. Evet. 2-3'ü de geçiyor hatta. Genellikle çünkü hakikaten darbeden dolayı da çok gelen var. Darbe evet. Darbeden dolayı gelen çok olduğu için hem sıvı teması hem o aşırı derecede bu aralar pillerle alakalı yoğunuz arkadaşlar. Çünkü diğer yerlerde genellikle komple bataryayı değiştireyim oluyor ama bizde öyle bir şey yok. Test aşamasına sokuyoruz. Hangi pilde problem varsa profesyonel teknisyen arkadaşlarımız hemen çözümünü üretiyorlar, bakıyorlar ve müşterimizi de memnun ediyoruz böylelikle. Aynen öyle. O zaman ne yapıyoruz? Scooter'larda batarya arızası olduğunda Rabia'nın büyük ihtimalle telefonu açı olacaktır. Sizi karşılığı olacaktır. Yoğun değilse size pil verecektir, tavsiye edecektir, önünde bulunacaktır. Tabii ki cihazın mutlaka servise gelmesi gerekiyor. Bu sefer şimdi diyeceksiniz ki scooter bataryası arızalı kaç para? Böyle bir soru yok. Niye yok? Sen devam et. Çünkü komple değişmesi mi gerekiyor? Kaç tane pil değişmesi gerekiyor? Bunu bilemiyoruz. Bir de pilde BMS var. Bunun içini açmamız için getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Getirdiğiniz zaman zaten detaylı bilgiyi teknisyen arkadaşlarımız size veriyorlar. Eğer onaylarsanız biz direkt çözümünü üretiyoruz. Aynen öyle. Pilde ne kadar masraf var? Pilde mi arıza var? Pillerde mi arıza var? Yoksa BMS kartında mı arıza var? Mutlaka cihazın servise gelmesi gerekiyor. Teknisyen onu açacak, bakacak. Ondan sonra fiyat vereceğiz. Rabia'nın veriyor genel fiyatı. Siz uygun görürseniz yapacağız. Bu olay arada mı? Bazen şey de oluyor Barış Bey. Mesela bataryamda problem var diyorlar arkadaşlar. Ama başka parçalarda problem oluyor aslında. Bataryada problem de olmuyor. Evet. Şimdi onu bilemedikleri için şarjı almıyor diyor mesela. Aslında problem motorda çıkıyor. Başka bir şeyde çıkıyor. Hani bunlar da çok önemli bizim için. Dediğiniz gibi kesinlikle scooter'ı görmemiz gerekiyor. Bu açıklamayı niye yaptığını söyleyeyim ben. Bu açıklamayı niye yaptın açıklamasını yapayım. Çünkü bazı kullanıcılar, tabii sizler de haklısınız, mutlaka ısrarla fiyat istiyor. Kaç para, kaç para, kaç para. Yani biz artık o kadar komik bir fiyat vermek zorunda kalıyoruz ki diyorum ki 300 lirayla 2000 arası değişiyor. Evet. Yani inanılmaz bir makas açık oluyor. Tekrarlıyoruz, mutlaka cihazınız gelsin arkadaşlar. Hanımefendiler, beyefendiler, biz ona bakalım, fiyat verelim. Zaten hasar tespiti ücretsiz. Yani biz buna bakıyoruz, örnek veriyorum. Diyorum ki 500 lira masrafı var. Siz isterseniz yaptırmayabiliyorsunuz. Hasar tespitine asla para almıyoruz. Ücretsiz arıza tespit yapıyoruz. Siz uygun görürseniz yapıyoruz. Olay evet, bu. Sizden onay aldığımız sürece
yapabiliyoruz. Onay almadan kafamıza göre tabii ki de yapmıyoruz. Kurumsal bir yer olduğu için. Siz kahvenizi içerken biz de o esnada test aşamasına sokup hangi cihazda problem varsa tespit ederiz. Hiç de yorulmanıza gerek kalmaz aslında, hem de benim sohbetimle de şenlenmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bize ulaşmak istiyorsanız eğer 0537 958 0202 numaradan bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere, hoşçakalın.